Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size revani tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Revani tatlısı için gereken malzemelerimiz: kekimizin hamuru için 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet portakal kabuğu rendesi. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, yarım limon. Öncelikle şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. İki su bardağı şekerimizi tencereye aldım. İki su bardağı suyumuz. Evet, ocağı alıp kaynatmaya bırakıyorum. Evet, şerbetimizi ocağa aldım. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca içine bir dilim limon ekliyoruz. Beş dakika daha kaynatıyoruz. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlayana kadar biz de kekimizin hamurunu hazırlayalım. Önce 2 adet yumurtamızı kabımıza kırıyoruz. Bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Yumurta ve şekerimizi iyice çırpıyoruz. Rengi açılana kadar çırpıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir paket kabartma tozu ekledim. Bir paket vanilya. Bütün malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Çırpıcıyla çırpıyoruz. Bir su bardağı irmiğimizi boşaltıyoruz. Bir buçuk su bardağı unumuz var. Onları da ilave ediyorum.
Evet, en son portakal kabuğu rendemizi ekliyorum. Portakal yerine limon da kullanabilirsiniz. Ben portakalı tercih ettim. Evet, spatula ile alt üst ederek ediyoruz, karıştırmıyoruz. Evet, kekimizin hamuru hazır hale geldi. Şerbetimiz kaynamaya başladı. İçine limonumuzu koyuyoruz. 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyoruz. Daha sonra somaya alıyoruz. Ben dikdörtgen borcam kullanmak istiyorum. Siz herhangi bir borcam veya tepsi de kullanabilirsiniz. Eğer kekinizin ince olmasını istiyorsanız böyle bir şekilde dikdörtgen borcam kullanabilirsiniz. Veya kalın istiyorsanız kare şeklinde olan borcamlardan veya tepsileri kullanabilirsiniz. Evet, ilk önce borcamımızın altına sıvı yağımızı gezdiriyoruz. Hem altına hem kenarlarına. Bu şekilde kekimiz altına yapışmamış olur. Evet, her yerine sıvı yağımızı gezdirdim. Şimdi iç harcımızı döküyoruz. Evet, üstünü güzelce düzeltiyoruz. Evet, kekimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 600 derecede pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel kızarılmış. Şimdi kekimizi test ediyoruz. Pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Bıçak veya kürdan yardımıyla şu şekilde temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Evet, kekimiz pişmiş. Şimdi şerbetimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Her yerini eşit olacak şekilde gezdiriyoruz. Şerbetimiz ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalı. Evet, şerbetimizi de döktük. Şimdi 1 saat veya 1,5 saat dinlendiriyoruz. Şerbetini iyice çekene kadar.
Daha sonra sizler için servise geçeceğim. Evet, bıçaktan istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Evet, şimdi de kekimizi kestik. Kekimiz şerbetini çekti. 1 saat boyunca dinlendi. Gördüğünüz gibi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen tuşuna, kanalımıza abone olmaya ve yorum yazmaya unutmayın. Hoşça kalın.